Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 23 Ocak 2023 Pazartesi. Külliye'deki 5 saatlik kabine toplantısı az önce bitti. Masada çok önemli başlıklar vardı tabii. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu dakikalarda bir açıklama yapıyor. Şimdi Ankara büromuza dönelim. Karşımda Sultan Akdoğan var. Son gelişmeleri senden alalım Sultan. Gözler külliyedeydi Cem Öğretir. Sizin de söylediğiniz gibi 5,5 saatlik o kritik toplantı sona erdi. Toplantının öncelikli gündem başlıklarından bir tanesi de Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketiydi. Elde ettiğimiz bilgilere göre 31 Aralık 2022 tarihi öncesine ait olan borç kalemleri yapılandırma kapsamında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde toplantıda alınan kararları açıklıyor ama o kararlar içerisindeki en dikkat çekeni ise şu ana kadar seçimlerin tarihinin net bir şekilde 14 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıklaması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihte ülkemizi sandık başına götürmek istiyoruz dedi. Ve ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tarihi bir çağrı yaptı. Dilerseniz gelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise milletvekillerine yaptığı o tarihi çağrıyı kendi sesinden dinleyelim. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi 18 Haziran'dı. Ancak bu tarihi hem Kurban Bayramı arifesine ve dolayısıyla hac dönemine, hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine, hem de ilk ve orta öğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk. 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre 5'te 3 çoğunlukla meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp inşallah süreci başlatacağız. Açıklamayı dinledik. Bu erken seçim değil, seçimi öne almak. Bursa'da gençlerle buluşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Seçim kararında 10 Mart'ta açıklayacağını, resmi kararı alacağını söyledi. İşte o kararın ardından Türkiye 60 gün sonra 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Bu açıklama da az önce gelmişti, sıcak bir açıklama. Peki ortak adayları hala belli olmayan muhalefet cephesi, Cumhurbaşkanı altılı masada yaşanan adaylık krizine de değindi dün. Kendilerine kukla arıyorlar ama bulamıyorlar dedi. Duyan. Biz kararımızı inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız. İnşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak siz kıymetli gençlerimizle yol arkadaşlığı yapmamızı bize nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Seçim tarihi netleşti. Geriye sadece karar alınması kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o kararı 10 Mart'ta açıklayacağını duyurdu. Böylece Türkiye karar alındıktan 60 gün sonraki ilk pazar gününe denk gelen 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Bu şimdi bir erken seçim falan değil. Güncelleme ile birlikte bu adımı attık. Devlet Bey'le dedik ki zaman kaybına tahammül yok. Erdoğan kritik açıklamayı Bursa'da gençlerle buluştuğu İlk Oyum AK Parti'ye programında yaptı. Yaşından dolayı 14 Mayıs'ta oy kullanmayı kıl payı kaçıran Yusuf Talha'nın isteği salondakileri güldürdü. Seçimin 14 Mayıs olmasından mütevellit oy kullanamayacak gençlerden bir tanesiyim. Buna bayağı üzüldüm. Hem de tam bir aile gidiyor biliyor musunuz? 14 Haziran'da oluyor. Aldığınız kararı tekrardan gözden geçirmeniz mümkün mü? Çünkü ben sizden başkasına oy vermek istemiyorum. Artık olan oldu. O zaman Devlet Bey'in de ifade ettiği gibi 100 genç bulacaksın. Programda renkli anlar da yaşandı. Takdir belgesini Erdoğan'a imzalatan genç, hediye olarak istediği bilgisayarın sözünü alınca salonda olanlar oldu. Mahmut Bey. Laptopu bugün veriyoruz. Toplantıdan sonra inşallah. Takdirname alanlar bir ellerini kaldırsın ya. Maşallah Mahmut Bey. Burada takdirname alanlar çok. Takdirnamesini Cumhurbaşkanımıza imzalatanlara sadece veriyoruz. Programda gençleri bir de sürpriz bekliyordu. Bir bilgi yarışması yapıldı. İyi bir forvet oyuncusu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kaç seçim kazanmıştır? Ve tüm bilen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Cevabımız 17 olacak ve... Cumhurbaşkanı gençlerle sohbetine altılı masada yaşanan aday karmaşasını hatırlatarak devam etti. Şimdi kendilerine konuş deyince konuşacak kukla bir
aday arıyorlar. Bulamıyorlar. Bunlar artık sürümden kalkmış olan 1990'ların siyaset formatında kalmış tiplerdir. Dünyanın gıptayla baktığı yerli yapım SİHA'ları hedef alan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da unutmadı. Neyin hesabını kime soruyorsun? Ne cahil adamsın sen ya. Dünyanın neresinde bir yatırımcının önünü bu şekilde kesebilirsin? Kaldı ki bu grup devletten kredi mredi falan da alan bir grup değil. Program Erdoğan'ın eşlik ettiği şarkılarla son buldu. EYT ile devam edelim. Bir yapılandırma meselesi var biliyorsunuz. Yapılandırma çiçeği burnunda emekli adayları için de büyük fırsat olacak. Eksik prim günü olanları kapsıyor çünkü. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler için uzmanı merak edilenleri tüm detaylarıyla anlattı. İşte o yol haritası. Borçlanma için yeterli parası olmayan EYT'liler için kredi ile emeklilik fırsatı var. Askerlik ya da doğum borçlanmasında eksik prim gününüz var. Nasıl emekli olacaksınız? Farz edelim 500 gün prim eksiğiniz var. Bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu'na gideceksiniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu size bir dilekçe verecek. Borçlanma yaptığında ya da borcunu ödediğinde emekli olabilir yazısı. Aldığınız bu yazıyı bir kamu bankasına götürdüğünüzde işte size verilecek. Krediyle birlikte emekli olabileceksiniz. Kamu bankası sizin adınıza o parayı Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödüyor. Uzun vade ve düşük faizlerle maaşınızdan küçük taksitlerle kesilerek bu parayı ödüyorsunuz. Şimdi hem emekli oluyorsunuz, hem borcunuzu ödemiş oluyorsunuz, hem de maaş alıyorsunuz. Hem SSK'lı hem de Bağkurlusunuz. Bağkur borcunuzu dondurdunuz. İşte yapılandırmada EYT'liye SSK'lı olarak emekli olma fırsatı da var. İşte detaylar. Bir arkadaşımızın 5500 gün SSK'sı olsun. Bu arkadaşımızın dondurduğu da 3000 günü olsun ödemediği. Oysa yapılandırmadan faydalanıp şu 3000 günü sildirir ve dondurursa o zaman 5500 gün SSK'lı olarak EYT'den emekli olma fırsatı yakalayabilir. EYT yasasının meclise gelmesiyle süreç başlayacak, ancak emekli olacakların kafasında da hesaplı olarak nasıl emekli olabilirim sorusu var. İşte burada Bağkurlar için EYT'de yapılandırmada kolay ve pratik yolla emekli olmanın adımları var. İşte detaylar. 1900 diyelim ki 98'den bir borcunuz var. O günkü asgari ücretten ödüyorsunuz ama şu anda yapılandırma dışında ödemek isterseniz bugünkü asgari ücretten ödeyeceksiniz ki arada ciddi bir fark olur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edelim. Amerika ve İngiltere seyahatlerini hatırlayacaksınız. Özellikle İngiltere seyahatinden çok umutlu dönmüştü. Çünkü daha önce tefeci diye eleştirdiği Londra'lı yatırımcılardan para bulduğunu, iktidara gelmeleri durumunda da o paranın Türkiye'ye geleceğini söylemişti, iddia etmişti. Bu hatırlatmayı şu nedenle yaptık. Dün akşamki konuşmasında çelişkili ifadelere imza attı Kılıçdaroğlu. Şöyle dedi, birilerinden para dilenmeden Türkiye'yi inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız. Londra'da yaptığı para buldum açıklamasını unuttu. Ankara'da bu açıklamayı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 3 ay arayla yine kendiyle çelişti. Sevgili gençler, sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Kılıçdaroğlu'nun çelişkili açıklamaları 2021 yılına kadar dayanıyor. Önce hükümeti eleştirmek için yatırımcıları tefeci diye adlandırdı. Bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim. Ardından bu sözleri unutup tefeci dediklerinin ayağına gitti. Sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi. Şimdi de Amerika ve İngiltere ziyaretlerinin sonrasında yaptığı Londra'da parayı buldum açıklamasını bir kenara bırakıp bambaşka bir açıklama yaptı. Bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim. Sevgili gençler,
sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Türkiye inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız. Seçime az bir süre kala adaylık çalışmalarını hızlandıran Kılıçdaroğlu, yakın zamanda EYT konusunda da kendiyle çelişmiş, geçmişte düzenlemeye karşı çıktığını unutup iktidarın çözümünü sahiplenmeye çalışmıştı. Siyasete gözler bir yandan da Altılı Masa'nın 11. buluşmasında Akşener'in ev sahipliğinde yapılacak toplantıda bu kez kimin aday olacağı da gündeme gelecek. Açıklama bu yönde. Tabii ittifaktaki tek belirsizlik aday değil. Altı bileşenin de yönetimde eşit yetkiye sahip olacağı önerisi tepki çekince Akşener masaya bu kez iddiaya göre, kulislere göre tek ve tam yetkili Cumhurbaşkanı yardımcısı teklifiyle gelecek. On ay, on toplantı. Aday çıkmadığı gibi silüeti dahi belli olmadı. 26 Ocak'taki 11. toplantıda öncekilerden farklı olmayacak. Yani muhalefet yine aday belirlememek için toplanacak. Şubat ayı içerisinde de mutlaka Cumhurbaşkanı adayımızı da Altılı Masa açıklayacak. Seçim tarihi belli oldu. Altılı Masa daha önce her defasında tarihi belirleyin, adayımızı ertesi gün açıklarız diyordu. Ama o aday belirlenemediği gibi kapalı kapılar ardında hala kıran kırana bir yarış da devam ediyor. Eğer bu masada bu iki arkadaşımızdan biri aday gösterilirse biz hayır demeyeceğiz dedi. Hem Ekrem Bey hem Mansur Bey de. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü belediye başkanlarıyla kesmeye çalışıyor. Ancak o isimlerden birinden hiç de beklemediği bir adım geldi. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık destek verdi. İnşallah buranın açılışında hep birlikte yaparız. Temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz. Gözler böylece Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Özellikle Saraçhane sonrasında İmamoğlu Akşener ikilisinin yakınlığı dikkat çekmiş, hatta bilhassa CHP kanadında bu görüntü çok eleştirilmişti. Meral Akşener verdiği bir röportajda o eleştirileri hatırlattı. Sahiplenmemek kabahat olacakken sahiplenmek kabahat oldu dedi. Hatta bütünleşme sağlayamadık sözleriyle üstü kapalı olarak CHP'lilere sitem etti. Ve altılı masadaki yetki paylaşımı tartışmaları. Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alınacak. Bunları konuştunuz mu? Tabii yani. Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun sahiplendikleri bu öneriye Akşener'in karşı olduğu belirtiliyor. İddiaya göre Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı tek kişi olsun, hatta masanın ikinci büyük partisi olarak o isimde ben olayım diyor. Önerisiyle altılı masayı karıştıracak olan Akşener, pazar gününü Şanlıurfa'ya ayırmıştı. Beklediği ilgiyi göremedi. Hatta parti otobüsünden boş yolları böyle selamladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dün gece ilçedeki bir gece kulübüne gitmişti. Ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Eski bir belediye çalışanının saldırısına uğradı Aras. Öfkeli adamın elinden güçlükle kurtarıldı. İşte karakolda biten arbedenin ayrıntıları. Gittiği eğlence mekanında eski bir belediye çalışanının saldırısına uğradığı arbede çıktı. Belediye başkanını korumaları zor kurtardı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'la ilçedeki bir gece kulübüne gitmişti. Aras kalabalığın arasında ilerlediği sırada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Başkan Aras'a saldıran kişi eski bir belediye çalışanıydı. İkili arasındaki kavgaya ilk müdahale çevredekilerden geldi. Devreye Aras'ın korumaları da girince tansiyon iyice yükseldi, yumruklar konuştu. Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın gece kulübündeki eğlencesi karakolda son buldu. Taraflar karşılıklı şikayetçi oldu. İsveç'in de izniyle Türk Büyükelçiliği önünde İslamiyet'in kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i hedef alan ırkçı Rasmus Paludan'a tepki tüm dünyaya yayıldı. Hem manşetler, Müslümanlar ırkçı ve İslam karşıtı eyleme karşı ses yükseltti, yükseltmeye devam ediyor. Avrupa Birliği de İsveç makamlarını provokatif eylemlere karşı adım atmaya çağırdı. Paludan'ın tüm bu isyana yanıtı ise gördüğünüz gibi oldu. Korkuyorum.
İsveç hükümetinin izniyle İslam alemini hakaret etti. Son röportajında ise korkuyorum dedi. Irkçı Rasmus Paludan hem İsveç hem de Danimarka vatandaşı. Her fırsatta İslam dünyasına hakaret içeren eylemlerde bulunuyor. Son olarak Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak bir kez daha tepkilerin odağı oldu. Her türlü alçaklığı, her türlü rezilliği, her türlü iğrenç girişimi Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'ye, bayrağımıza, kutsal değerlerimize, Kur'an-ı Kerim'e yaptıklarını göremezlikten gelmek, bunlara sessiz kalmak, bunlara tedbirsiz kalmak gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Yaşananlara başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelerden büyük tepki geldi. Sokağa inen milyonlarca Müslüman bu ırkçı eylemi protesto etti. Nefret suçu, ırkçılık, düşünce özgürlüğü değildir. Paludan dünya basınının da manşetlerindeydi. İngiliz Guardian gazetesi yaşananlar Türkiye ve İsveç arasındaki gerilimi alevlendirecek manşetini attı. Provokatif eyleme izin veren İsveç yönetimi tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Paludan'ın fikirlerini savunmuyoruz ama düşünce özgürlüğü var savunmasını yaptı. İslam ümmeti kabul etmez illeti. 2019 yılından bu yana polis korumasında olan Paludan yaptığı röportajda eylemde umduğunu bulamadığını ifade etti. Tehdit mesajları aldığını ve korku içinde yaşadığını da söyledi. Hem Paludan'ın ırkçı eylemi hem de terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye karşıtı gösterileri Ankara-Stockholm hattında ipleri koparma noktasına getirdi bile. İsveç'teki eylemin yankıları dinmeden benzer bir ırkçı saldırı da Hollanda'da gerçekleşti. Pegida isimli İslam karşıtı grubun başkanı Edwin Wagensveld, Lahey'de Kur'an-ı Kerim'i yırttı. Geçmiş eylemlerinde gözaltına alınan faşist Wagensveld'e bu kez müdahale bile edilmedi. Ve bir kahramanımızı sonsuzluğa uğurladık bugün. Tim Komutanı Güvenlik Korucusu Nimet Encu, Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Bu haber milletçe herkesin yüreğini yaktı ama acıyı çok daha derinde hisseden biri vardı. Törende çekilen bu tek kare fotoğrafa yansıdı hissettiği büyük acı ve öfke. Küçücük yaşına rağmen babasını uğurlarken metanetle ayakta durmayı başardı ama gözünden akan yaşlara elbette ki engel olamadı. Babasının silah arkadaşları ise görevdeydi aynı dakikalarda. Korucunun şehit düştüğü bölgede 5 terörist öldürüldü. Tören alanında en zor görev belki de onundu. Çünkü kahramanını, babasını ebediyete uğurluyordu. Dimdik ayaktaydı ama gözyaşlarını durduramıyordu. İmdadına babasının silah arkadaşı yetişti, gözyaşlarını eliyle sildi. Şırnak'ta teröristlerin yuvalandığı belirlenen Bestler Dereler bölgesinde başlatılan sonbahar-kış operasyonunda PKK'lı grupla sıcak temas kuruldu. Çıkan çatışmada tim komutanı güvenlik korucusu Nimet Encu şehit oldu. Nam, ünüm, cesareti, adamlığı, sadakati, dostluğu burayı aşmış Nimet Encu kardeşimiz bugün şehadete ulaştı. Bizim için çok kıymetliydi. Nimet Encu 30 yıldır güvenlik koruculuğu yapıyordu. Doğu ve Güneydoğu kırsalını avcunun içi gibi bildiğinden lakabı Dağların Kartalı'ydı. Sayısız operasyonda tim komutanı olarak görev yaparak terör örgütüne ağır darbe indirdi. Bu yüzden de PKK tarafından tehdit ediliyor, hedef gösteriliyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun efsane korucu olarak tanımladığı Nimet Encu için Şırnak'ta cenaze töreni düzenlendi. Silah arkadaşları şehide son görev için oradaydı. Ailesinin acısı tarifsizdi. Gözyaşlarına boğulan küçük oğlunu komutanlar teskin etti. Uludere kahramanı dualarla toprağa verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da ailesini arayarak taziyelerini iletti. Cennetiyle, cemaliyle müşerref. Sizleri de inşallah cennetinde yavrular tutamamıştır.
Milli Sanayi'nin son ürünü Kızıl Elma biliyorsunuz. İkinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Bu güzel haberi Selçuk Bayraktar ufku açık olsun notuyla paylaştı. Adım adım emekledi, testleri bir bir geçti, gökyüzündeki yerini sağlamlaştırdı. Türkiye'nin milli gururu insansız savaş uçağı Kızıl Elma sistem tanımlama uçuşunu başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Kızıl Elma'nın tarihi anlarını Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından ufku açık olsun notuyla paylaştı. İnsansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elma sistem tanımlama uçuşunu başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Terör hedeflerinin korkulu rüyası olması beklenen Kızıl Elma saatte 735 kilometre hıza ulaşarak radarları da atlatıp hedeflerini sessiz sedasız imha edecek. 5 saat havada kalabilecek olan Kızıl Elma uzaktan kontrolle normal pistlerin yanı sıra kısa pistli uçak gemilerinden kalkış yaparak Mavi Vatan'ın korunmasında da önemli bir rol alacak. Ve Malta'da kaza değil gerçekte bir cinayete kurban giden gencecik Bircan Pelinkaya 30 yaşına girdiği gün bir cani ona çarpıp öldürmüştü. Genç mimarın son görüntülerine ATV Haber ulaştı. O gecenin perde arkasında yaşanan öyle acı detaylar var ki gerçekten yürek dayanmıyor. Pelinkaya hayattayken son anlarında yanında olan arkadaşı bugün Özlem Aktay ve Okan Yalçınkaya'ya konuştu ve bakın neler anlattı. Bir cinayet. Evde, kendi evimizde ben ona pasta yaptırmıştım doğum günü için. Pastasını kestik tam 12 olduğunda. Bu Malta'da bir cani tarafından hayattan koparılan dünyalar güzeli Pelin Kaya'nın son görüntüsü oldu. Hayattaki son doğum günü pastasını böyle üfledi. Arkadaşına sarılıp öptü. Mutluluğu yüzünden okunuyordu. Ama dakikalar sonra bir psikopat onu sevenlerinden ayırdı. Görüntüde yanında olan arkadaşı Berivan Çayır'dı. ATV Haber'e o günü Pelin'in hayattaki son anlarını anlattı. Dilek tuttu. Biz hatta bizim için de tut, bizi de kat dedik. Ama tabii kim bilir neydi dileği. Sonra o evden ayrıldı çünkü ona Türkiye'den bir arkadaşı sürpriz yaptı doğum günü için. Pelin başarılı bir iç mimardı. Çok sevdiği Malta'da çalışıyor, kendisine orada bir hayat kurmuştu. Ailesi 30. yaşını kutlarken onun yanında değildi ama arkadaşları o sürprize ailesinde ortak etmişti. Telefonun bir ucunda Pelin, diğer ucunda da ailesi vardı. Onlar da kızları pastasını üflerken o mutlu anlarına böyle şahit olmuşlardı. İlerleyen saatlerde en büyük acıyı yaşayacakları hiçbirinin aklın ucundan bile geçmemişti. Benim çocuğum çok güzel hayallerini oraya gönderdim. İç mimar, başarılı mimarımdı benim. Pelin o gece doğum günü kutlamasının ardından arkadaşının evinden çıktı. Başka bir arkadaşı daha elinde pastasıyla ona sürpriz yapmak için kapısında bekliyordu. Kaldırımda evine doğru heyecanla yürürken 33 yaşındaki o cani genç kadına çarpıp onu hayattan kopardı. Pelin'i hayattan koparan o vicdansız aslında Malta halkını da canından bezdiren bir psikopattı. Sabıka dosyası kabarıktı. Pelin'in ailesine acıların en büyüğünü, evlat acısını yaşattı. Kendi kız arkadaşına da şiddet gösteren hastalıklı birisi, uyuşturucu kullanıyor. 3 farklı tip uyuşturucu çıktı zaten kanında. Pelin'i hayattan koparan o cani demir parmaklıklar ardında. Bundan sonraki ikinci duruşmaysa 30 Ocak pazartesi günü. Pelin'in acılı ailesi de duruşma gününde Malta'da olacak. O evlatlarını hayattan koparan caninin en ağır cezayı alması için mücadele verecek. Zam talebi yüzünden kiracısıyla karşı karşıya gelen mal sahibi haberi ilk değil. Ancak böylesi gerçekten düşman başına. Dükkan sahibi kirayı 22 katına çıkarmak istedi. Tam 22 kat. Bu talep görmedi tabii. Sonucu ne oldu dersiniz?
tavandan akan çamaşır suyu, yağ ve sirke. İşte öyle tüyler ürperten o iddia. Su, çamaşır suyu, sirke, sarımsak, aklınıza gelen bütün kimyasalları bizim üstümüze döküyor. Mağazanın tavanı köstebek yuvası gibi delik deşik. Tüm bunlar yetmezmiş gibi tavandan çamaşır suyu, sirke ve yağ akıyor. Şu ürünlere artık satılmaz halde. Biz bu ürünleri kesinlikle müşterimize sunamayız. Bu ürünlerin hepsi zarar gördü. Tüm bunların sebebi ise iddiaya göre kira anlaşmazlığı. 5000 TL iken 6000 dolar yani 112.000 TL'ye yakın, 115.000 TL'ye yakın kira bedeli talep etti. Kirayı 22 katına çıkarmak isteyen mal sahibi olumsuz yanıt alınca iddia o ki başka yöntemlere başvurdu. Kapıma gelip küfürler, hakaretler, tehditler savurdu. Mağazada otururken tavanımızı deldi. Tekrar yeni bir delik oluştu. Mağazanın içindeki ilk delik tartışmadan 3 ay sonra Eylül ayında tam da başımın üstündeki alanda açıldı. Orayı kapattırdıktan 1 ay sonra ise hemen yanında açıldı. Oradan da yağ, çamaşır suyu ve iddiaya göre sarımsaklı su mağazanın içine defalarca aktı. Orayı kapattırmadı ama son delik ise bundan 3 gün önce Cuma günü açıldı. Ve işte tam mağazanın girişindeydi o da. Buradan da molozlar aşağı doğru düştü ve yerler şimdi simsiyah yağ içinde. Motor yağı mı ya da farklı bir şeyler de olabilir yani. Dükkan sahibi ise deliklerin tadilattan kaynaklandığını savunuyor. Neyle deliyorlar peki bunu? Matkapla. Tadilat var mı? Tadilat muhtemelen var. Ses patırtı gürültü var ama bu tadilat Eylül ayından beri mi sürüyor? Peki tadilat olsa bile yağların ne işi var tadilatla ilgili yağ? Cuhanna Rüstemova kira konusunda mal sahibiyle anlaşamadı. O günden bu yana iddiaya göre Temmuz'dan beri elektrikleri kesik ve onlar da satışların devam etmesi için kendilerince akülü çözüm buldular. Uğradığı zarara rağmen kiracı mağazadan çıkmamakta kararlı. Aşağı yukarı 110 bin TL zararımız var. Şu an çıkmayı düşünmüyorum. Son dakika kadar burada duracağım. Altın en önemli yatırım araçlarından biri. Pek çok kişi de yastık altında tutuyor altınlarını. Aslında bu altınları bankaların altın hesaplarına geçirmek hem sahibine hem de ekonomiye önemli bir fayda sağlıyor. Peki bu süreç nasıl işliyor? Zeynep Timurlenk Bozuk ve Barış İbiş yastık altındaki altınların kuyumcudan rafineriye yolculuğunu adım adım izledi. Bir haber dizisi hazırladılar. İlk bölümü Katsis sistemine ayırdılar. Yani altının değerlendirilme sürecine. İzleyelim. Elimde bulunan fiziki altınları sisteme kaydetmek için kuyumcuya getirdim. Halkımız için daha güvenli, daha uzun vadede sürdürülebilir olan bir sistem yaratmak istedik. Yastık altı altınlarınızı alıp bir kuyumcuya, yani bir altın değerleme noktası özelliği olan kuyumcuya geldiğinizde işte böyle bir sistemle karşılaşıyorsunuz. Her şey kameralar tarafından kayıt altına alınıyor ve karşıdan müşterinin de görebileceği şekilde kuyumcunun yaptığı işlem naklen gösteriliyor. Peki burada altınlarınızı teslim ederken nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? Gelin bakalım. Altın sahibinin ad, soyad ve TC kimlik numarası bilgileriyle sisteme giriş yapılıyor. Ardından kişinin telefonuna bir doğrulama mesajı gönderiliyor. Telefonunuza gelen şifreyi verebilir misiniz efendim? Hangi bankada çalışıyoruz efendim? Ziraat Bankası. Banka hesabını kesinlikle kuyumcu görmüyor. Orada sadece üstü kapalı bilgiler geliyor. Banka seçimi yapıldıktan sonra bir doğrulama mesajı daha gönderiliyor. Ardından sıra altınların kamera önünde tartılmasına geliyor. Üzerinde seri numarası bulunan bu poşet de kayıt altına alınıyor bu kameranın altında. Çünkü İstanbul Altın Rafinerisi'ne işte bu altınlar bu poşetlere konularak gönderiliyor. Ve Katsis sistemine bu poşetin numarası da ekleniyor. Böylece altının kime ait olduğu ve hangi kuyumcudan gittiği de görülebiliyor. 22'er bileziklerinizi tartıyoruz. 80.63 gram 22'er bileziğiniz var efendim. Sisteme giriyorum. 14 ayar takınız. Zincir. 14 ayar. 18.36 efendim. Bunu da girdik. 175 gram 62 santim has altın şu anda hesabınızda bekliyor. Onayınız varsa transfer ediyorum efendim. Onaylıyorum. Tamam. O zaman poşetliyorum.
Ziraat Bankası'ndan şu anda mesaj geldi. Evet. 175.62 santim evet. Hesabıma geçmiş. Teşekkürler. Evet. Diyelim ki işte 108 gram altın yatırdı. 3 gram altına ihtiyacı var. Katses'in web sitesine girip isterse ADN'den teslim, isterse adrese teslim talebinde bulunabiliyor ve 3 gramını tedarik edebiliyor. Yastık altındaki altınların altın değerleme noktası olan bir kuyumcudaki teslim süreci tamamlandı. Şimdi sırada İstanbul Altın Rafinerisi'nde olan yolculuk süreci var. Yarın ATV Ana Haber'de. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullardaki fahiş fiyat artışını önlemek için önemli bir adım atmıştı biliyorsunuz. Zam sınırlaması getirdi %65. Ancak bazı okul yönetimleri o sınırı aşabilmek için farklı yollar bulmaya çalışıyor. Yemek ve ek hizmet adı altında istenen ücretler var. Şimdi bir alternatif daha çıktı ortaya. Tarih sınırı alternatifi. Bakın okul yönetimleri kendi getirdikleri bu sınırlamayla velilerin karşısına nasıl bir zorunluluk çıkarıyor? Özel okullarda ticarethane gibi. Herkesin bir bütçesi var. Herkes bütçesini açtığı zaman da zorlanıyor. Özel okul ücretlerine %65 zam sınırı getirildi ama bazı okul yönetimleri bunu da fırsata çevirdi. Nasıl daha çabuk, daha çok gelir elde ederiz ona bakıyorlar. Bazı özel okullar erken kayıt adı altında eğitim ücretine %65 zam yapıyor ama bu ücreti ödemek için de bir tarih belirliyor. Eğer veli o tarihe kadar çocuğunu okula kayıt ettirmezse işte o zaman o tarihten sonra veliden daha yüksek ücret istiyor. Erken kayıt adı altında fiyatları 65 bin liralardan çok uçuk bir rakamlara, 350 bin, 400 gibi bir rakamlara çıkartıyorlar. Bu yaklaşımı sergileyen bazı özel okul işletmecileri apaçık söylüyorum cehalet içindeler. Herkes kafasına göre fiyatları arttırıyor. Kendi koydukları tarih sınırıyla durumu avantaja çevirmeye çalışan okullar velilere Şubat ortasına kadar süre vermeye başladı. Hatta o okullardan biri iddiaya göre velilere gösterdiği mesajda 72 bin lira olan kayıt ücretinin geç kalınması halinde 107 bin liraya çıkarılacağını duyurdu. Paramız olduğu için %300'lük zamları ödeyeceğimizle karşılaştırılmamalı. Hepimiz belli işlerde, belli maaşlar karşılığında çalışan insanlarız. Bunlar Aralık'ta ücret ilan ettiler. Ocak'ta ilaveler koydular. Dediler ki Ocak sonuna kadar kayıt yapmazsanız değiştireceğiz. Değiştiremezler. Değiştiremezsiniz. Hukuk müsaade etmez, kanun müsaade etmez. Velileri isyan ettiren bir diğer konu ise kademeli geçiş. Yani ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye geçişlerde bazı özel okullar %65 zam sınırını uygulamıyor ve velilerden daha yüksek ücret istiyor. Çok eski veli olmamıza rağmen bizden kademe geçişi için ortaokul birinci sınıfın geçen seneki fiyatının üzerine %65 zam yapmak yerine liste fiyatı üzerinden %300 oranında zam talep ediyorlar. Yani açıkça kanunu çiğniyor, eğitim özgürlüğüne sekte vuruyor. Peki veliler bu durumda ne yapmalı? Tüketici hakem heyetleri 66 bin liraya kadar ihtilaflara bakıyor. Makul olmayan %65'in üstünde koyduğu tüm rakamları tutarını geri isteyebilir ve bu karar çıkar. Gözü yaşlı anneyi Müge Anlı'ya getiren sebep kayıp kızıydı. 25 yaşındaki Sümeyra Sayar iki çocuğunu annesine bırakıp kaçmıştı. Aylardır da kendisinden haber alınamıyordu. İlerleyen dakikalarda heyecanlandıran bir gelişme oldu. Sümeyra neredesin kızım? Bana çocukları bırakıp nereye gittin? İki çocuğunu annesine bıraktı, sırra kadem bastı. Gözü yaşlı annesi kayıp kızını bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Esma Hanım da ne yazık ki çok erken yaşta evlenen, evden kaçan bir çocuğu var. Belli ki onun da o sırada psikiyatrik rahatsızlıkları vardı ama müdahale edilemedi. Çok girerken yaşta iki tane çocuk sahibi oluyor. Sonra evlendiği eşiyle madde bağımlılığına yakalanıyor. Eşi vefat ediyor. Bir gün sonra doğum yapıyor. Yani 25 yaşında bir kadının dramı. 25 yaşındaki kayıp genç kadınla ilgili programa ihbar yağdı. Senin kızının Şanlıurfa Haliliye'de olduğuna dair çok yoğun ihbarlar aldık. Sümeyra büyük beyaz bir kulaklıkla müzik dinleyip dans ediyormuş. Zaman zaman küfür ederek kendi kendine konuşuyormuş. Evet. Sokaklarda yaşıyormuş bu çocuk ya. Nerede yaşayacak Müge Hanım? Nerede yaşayacak? Sokakta olan sokakta yaşayacak. Ah be canım be. Muhabirimiz Burak da Urfa'ya gitti. Haliliye ilçesinde Topçu Meydanı'nda 9 aydır kayıp olan Sümeyra'ya ait bir iz alıyor. Burak hadi bakalım. Yayın sonuna kadar bul şu kızı.
Hemen harekete geçiyoruz Miguel. İlerleyen dakikalarda program ekibine ulaşan bir fotoğraf heyecan yarattı. Ekrana verin. Senin kızın mı? Hayır. Değil mi? Hı-hı. Burak bu kişiyi mi buldu? Hay Allah'ım ya Rabbim. Belki onun da bir ailesi var yani eğer senin çocuğun değilse. Evet ya. Yok. Burası İstanbul Esenyurt. Mahallenin ortasından geçen derenin üzerinde dev bir su borusu var ve çok tehlikeli. Neden? Çünkü çocuklar burayı oyun alanı gibi kullanıyor. Borunun üzerinden yürüyerek karşıya geçiyorlar, hatta koşuyorlar. Ayaklarının kayma ihtimalini akıldan geçirmek bile ürkütücü ama düşünmek ve önlem almak gerekiyor. Çünkü onlar bunu düşünüp tehlikeyi hesaba katacak yaşta değiller. Üç kişi, dört kişi böyle oyun gibi böyle o tarafa geliyorlar bazen. Su borusunun üstünde çocuklar, altında atık su. Onlar tehlikenin kucağında oyun oynadığını sanıyor. Kendilerini olası bir felakete sürüklüyor. Çıkıyorlar, hatta şuradan yürüyorlar. Bazen düşecek gibi de oluyorlar. Burası sağanaklarda taşan, etrafındaki çarpık kentleşmeyle bilinen İstanbul Esenyurt'ta rengi siyah akan ve kokusuyla mahalleliyi bıktıran harami dere. Battalgazi Mahallesi'nden geçen bu derenin üzerindeki boru aslında mahallenin su ihtiyacını karşılayan bir su borusu. Ancak bir süredir adeta çocukların oyun alanı haline gelmiş durumda. Borunun üzerine çıkan çocuklar oyunlar oynuyor, boruyu köprü gibi kullanıyor ve adeta tehlikeye davetiye çıkarıyor. 12-13 yaşlarındaki çocuklar. Öbür tarafa geçip geliyorlar bazen. Yol yapmışlar orayı. Kendine göre yol yapıyor. Oyuncak gibi üstüne gidip geliyorlar. Bunun bir kere burada alçak olması şart mı? Her şey olabilir. Önemli hiçbir şey yok. Aileleri ne kadar uyarsa da çocuklar özellikle de yaz aylarında tehlikeli oyundan vazgeçmiyor. Çocukların derenin üzerindeki bu boruya ulaşması hiç de zor değil. Çünkü etrafında tek bir önlem bile yok. Üstelik derenin üzerindeki bu boruda oynayan çocuklar en ufak bir dengesizlik anında bu siyah ve pis akan dereye düşebilir. Orada vardı 7-8 tane çocuk. Yürüyorlar, birbirlerini itiyorlar. Yani çoğu zaman denk geliyoruz. Mahallelinin tek isteği henüz bir kaza yaşanmamışken önlem alınması. Haber turuyla devam ediyoruz. Silikonlu boy. Rus kadın savaş muhabiri Soledar kentinde canlı yayın yaptığı sırada bir şarapnel vücuduna isabet etti. Bacağından yaralanan Anastasia Yelsukova hastaneye kaldırıldı. Şenlik kanlı bitti, şov yapanların üzerinde olduğu vinç seyircilerin üzerine düştü. Korkunç kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Alkollü sürücü kavşağı fark etmedi, aracı bariyere çarpıp havalandı. Yere düşen araç kaldırıma çıkarak durdu. Kaçan sürücü ise sırra kadem bastı. Arabanın arkasında kayan genç kontrolü kaybedince gözünü hastanede açtı. Bozulan arabayı halatla çekiyorlardı. Aradan geçen adam halatı fark etmedi ve yere böyle kapaklandı. Balık tutarken göldeki timsahı fark etti, yemi ona doğru attı. Bu hareketi yüzünden az kalsın canından oluyordu. Kağıthane İstanbul Havalimanı metro açılışının en renkli anları Küçük Defne'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan performansıydı. Defne o günün hikayesini ATV Haber anlattı. İlk seferin en renkli simasıydı. Erdoğan metroyu kullandı, Defne İmece ise şarkılarıyla ona eşlik etti. Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosunun ilk seferinin en özel konuklarından biriydi Defne İmece. Çünkü Vatman koltuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen yanında da Defne vardı ve Defne ilk metro seferinin ilk şarkılarını söyledi. Hangi şarkıyı söyledin?
Uzun ince bir yoldayım. Herkesin sempatisini kazanan Defne 10 yaşında. Şarkı bitince Cumhurbaşkanı'na dedim ki biz de metroya binebilir miyiz? Sonra gelin biz de geçiyorduk dedim. 4. sınıf öğrencisi önce arka vagona bindi arkadaşlarıyla. Cumhurbaşkanı burada mı? Milli Eğitim falan dediler ki evet burada falan dediler. Israrı sonrası kendini Erdoğan'ın yanında buldu. Sizi çok seviyoruz başkanım. Ben de sizi çok seviyorum. Ve maharetini Vatman kabininde de gösterdi. Cumhurbaşkanı da dedi bana bir şarkı patlat. Sonra ben söyledim. Ne söyledin? Gündüz gece, gündüz gece. Karnelerimizi sordu. Karne nasıl düşünüyorsun? Takdir. Takdir. Hepsi. Hepsi. Maşallah. Heyecanlıydım. Hele hele ilk gördüğümde kalbim hızlı attı yani. Özel bir sürprizi de vardı Defne'nin. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yan yan orada. Özellikle mi seçtin bu parçayı söylemeyi peki? Hı hı. Neden? Cumhurbaşkanımı çok seviyor. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Saygı duyuyorum. Uzun ince bir yoldayım. Gaziantep ve Şanlıurfa'nın güzellikleri İngiliz The Guardian gazetesinde gözünden kaçmadı. 2023 için 23 harika seyahat fikri listesinde iki kentimizden övgüyle bahsedildi. Kadim kültür kadar lezzetler de yer buldu tabii. Gelin ya çıkın çıkın gelin gidin. Bir tarafta damak çatlatan lezzetler, diğer tarafta eşsiz tarihi mekanlar. İngiliz The Guardian gazetesi 2023'te tatile nereye gitmeli listesine Gaziantep ve Şanlıurfa'yı da aldı. Dünya bir ev olsaydı şüphesiz mutfağı Gaziantep olurdu. Gaziantep'e gelen yerli yabancı turistler en çok kebaplara ilgi gösteriyor. Very nice city, very nice people, very nice food. Kuşbaşısı, Adana'sı. Maraş taraklığı, ciğeri, Ali Nazi'yi kebap çeşitlerinin lezzet çeşidi olarak bayağı olabildiğince çeşit mevcut. The Guardian gazetesi Gaziantep ve Şanlıurfa'yı okurlarına kadim kültürler başlığıyla tanıttı. Her iki kentinde mutlaka görülmesini tavsiye etti. Kalelerimiz, hamamlarımız, müzelerimiz, savaş müzelerimiz ve bununla beraberinde eşsiz lezzetlerimiz ön plana geliyor. Adana burada mı iyidir orada mı? Adana burada daha iyi. Gaziantep sadece bir gastronomi şehri değil, aynı zamanda tarihe ışık tutan müzeleriyle de görülmesi gereken bir yer. En çok hangi eser güzel, mozaikler mi? Çingene Kızı tabii ki de. Gaziantep Büyükma Mozaik Müzesi'nde en çok dikkat çeken eser ise Çingene Kızı mozaiği. Mozaiğin en belirgin özelliği ise gittiğiniz yöne doğru gözlerinin sizi takip ediyor olması. Muhakkak gelmelerini tavsiye ediyorum. The Guardian gazetesindeki makalede her iki kent için kültürel ve tarihi hazine benzetmesi yapıldı. Şanlıurfa'daki tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'ye ise ayrı bir parantez açıldı. Sadece Göbekli Tepe yazılmadı. Tabii ki Şanlıurfa'nın önemli noktaları da anlatıldı. Balıklı Göl bunlardan biri. Üzücü bir haber. Birkaç gün önce ekrana getirmiştik. Dünya tatlısı fenomen köpeği Hera'yı. Hera kanserdi. Kemoterapi görüyordu. Ne yazık ki sevimli köpek Hera savaşı kaybetti. Dayak yemeye utanmıyor musun? Çabuk utan! Çabuk utan! Herkes onu çok seviyordu. En çok da sahibi. Beraber fotoğraf çekilmiyoruz diye de küsmez değil mi? Tam ya beraber çekilemiyoruz. Ama artık fotoğraf çekileceği Hera'sı yok. Çünkü sevimli köpek Hera kansere yenik düştü. Ben çok üzüldüm baba. Kavuşacağız bir gün söz. Özle baba ya. Sosyal medyanın en çok takip edilen köpeklerinden biri olan Hera aylardır akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Sadece o değil, sahibi ve onu sevenleri de. Gözleri görmüyor, kulakları duymuyor, sadece koku duyusu çalışıyor. Onun için de sürekli elimi burnuna götürerek, ağzına götürerek yanında olduğumu hissettirmeye çalışıyorum. Yoğun bakımdayken bir an için yanından ayrılmadı sahibi, ümidini de hiç kaybetmedi ama sinsi hastalık günden güne Hera'nın gücünü tüketti. Nefesi bitmiş, yaşatamadık. Elimden gelen her şeyi yaptım.
Acı haberi alan sahibi Halil İbrahim Avşar ayakta durmakta zorluk çekti. Sadece o değil, Hera'yı seven herkes hüzne boğuldu. Yani kelimenin yetersiz kaldığı an. Çok üzgünüm, çok çok üzgünüm. Çok seviyoruz Hera'yı. Hera'yı herkes çok seviyordu. O bir sosyal medya fenomeniydi ve kanserle mücadele ediyordu. Rahatsızlandığını duyduktan sonra yıkıldım, çok üzüldüm. Herkes onu hayranlıkla izliyordu. Bu sabah hayata gözlerini yumdu ve sevenleri tarafından toprağa verildi. Ben çok üzüldüm babam. Kavuşacağız bir gün söz. Üzüldüm babayı. Elimden gelen her şeyi yaptım. 7:30'da gitti. Saat 10'da kargosu geldi. Tasma almıştım, o geldi. Takamadık. Hera'dan geriye ise sahibiyle beraber bu sevimli videoları kaldı. Şimdi bir ara. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.